Trakya Türk TV haber bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Gizem Öztürk. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri sizler için en doğru, en tarafsız şekilde aktarıyor olacağız. İyi haftalar diliyoruz. Haftaya hızlı başladık. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürüne bağlı Yunus ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk ve boş evlere operasyon düzenledi. Operasyon heyecan vericiydi. Ekipler camlara tırmanarak içeri girdi. O anlar film sahnelerini aratmadı. Şehir merkezinde anıtlar kurulu sebebiyle mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkan motorize 160 kişilik ekip camlardan içeri girerek şüpheli şahıs aradı. Mahalle sakinlerini şaşkınlıkla izlediği operasyon vatandaşlardan tam not aldı. Yapılan operasyon ve denetimlerin 3 günlük bilançosunda 1255 şahıs ve 105 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 gram kokain, 45 gram uyuşturucu, 10 gram esrar ve 5 gram selviye ile geçirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı. 6 kades olayına erken müdahale edilirken trafik kurallarına uymadıkları için 5 kişiye de cezai işlem uygulandı. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Taceddin Aslan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişinin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği bildirildi. Şunun şurasına yılbaşına ne kaldı? Alışverişler de başladı. Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne'ye adeta bereket oldu. Edirne'li esnafın ise doğal olarak yüzü gülüyor. Bulgarlar Edirne'ye akın akın gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, yılbaşı öncesi gıdadan giyime birçok ihtiyacını Edirne'den karşılıyor. Gezmeye geliyoruz, sağlık görüşe geliyoruz. Uygun fiyat görünce alıyoruz, hediye falan götürüyoruz. Valla yine aldık, patlamamızı aldık, zeytinimizi aldık. Edirne'ye gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları kent merkezindeki çarşı pazarda alışveriş yaptı. Tezgahları didik didik eden Bulgarlar kent merkezinde yoğunluk oluşturuyor. Bulgar turist yoğunluğu Edirne'li esnafın da yüzünü güldürüyor. Bulgarların neredeyse bütün kışlık alışverişlerini Edirne'den karşıladıklarını ifade eden esnaflardan Mustafa Ay,
Bulgar vatandaşların Edirne'ye gelmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade ediyor. Biz çok memnunuz. Bulgar vatandaşı turistlerin buraya gelmesi çok memnunuz. Kış ihtiyaçları hemen hemen hepsini alıyorlar yani. Çerezi olsun, persili olsun, her şeyden faydalanıyoruz yani. Elbisesi olsun, her şeyden faydalanıyoruz. Rumen Dimitrov ise Edirne'yi çok sevdiğini ve yine geleceğini ifade etti. Edirne'yi diyor, çok güzel diyor, çok beğeniyoruz diyor. Gene geleceğim diyor, her zaman da geleceğim. Tekirdağ'dan bir trafik kazası haberimize devam ediyoruz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Bulgar turist karşıya geçerken yağmur dolayısıyla duramayan aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza gece saatlerinde Kazimiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Reyap Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Çarşı merkezi istikametinde seyreden Berkan Karadağ iradesindeki otomobil sağanak yağışın etkisiyle kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Yaralanan Ivanovas, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan sürücü Karadağ, arabanın kayması sonucu yaya vatandaşa istemeyerek çarptığını ifade etti. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis noktasından kaçan şüpheli araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda polis ekipleri araçta arama yaparken o sırada arama yapılan araca yanaşan sokak köpeklerinin araçtan mama benzeri yiyecek çıkmasını ummaları dikkat çekti. Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince gece geç saatlerde yapılan uygulamalarda şüpheli bir araç durdurulmak istendi. Uygulamada dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başlarken polis ekipleri de aracın peşine düştü. Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu kaçan aracın yolu kesilerek durduruldu. Polis ekiplerince araçtaki iki şüpheli yakalanırken araçta arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu madde ve aracın değişik bölümlerine zulalanmış paralar ele geçirildi. Polis ekipleri araçta arama yaptığı esnada o saatlerde sokakta dolaşan iki sokak köpeği de araca yaklaşarak polisin operasyonu baştan sonuna kadar izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Hayvanların da belli ki karnı aç. Tekirdağ Çorlu'da drift atarken bekçilere yakalanan sürücüye 9.125 lira para cezası kesildi. Çekiciye konulan araç 2 ay süreyle trafikten men edildi. Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri İsmetpaşa Bulvarı Havuzlar Mahallesi girişindeki sürücü kursu alanında bir otomobili kaygan zeminde drift atarken yakaladı. Ver! Olay yerine gelen trafik ekipleri sürücü Ş.K.'ye drift attığı gerekçesiyle 9.125 lira para cezası kesti. Ver!
Çekiciyle bağlanarak Yedemin Otoparkı'na konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde fırtına sebebiyle Küçükpaşa Köyü ile Büyükpaşa Köyü arasında bulunan yüksek gerilim hattının üzerine kavak ağacı dalları devrildi. Çan'da meteorolojinin günler öncesinden uyarıda bulunduğu fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Küçükpaşa ile Büyükpaşa Köyü arasında bulunan yüksek gerilim hattının üzerine saat 12 sularında kavak ağacı dalı devrildi. Küçükpaşa Köyü'nde elektrikler kesilirken vatandaşların haber vermesinin ardından UEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için onarıma başladı. Arızanın giderilmesinin ardından köye elektrik verildi. Tekirdağ'ın Malkale ilçesinde tek seferde 500, evet yanlış duymadınız, 500 doğuran koyun şaşırttı. 5 yavrunun da annenin de durumu gayet iyi. Malkara ilçesine bağlı Pirinççeşme mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiren İpek ve Oğuz İyi Sözlü çiftinin koyunları 500 doğurdu. Köy sakinleri de kuzuları görmeye gelirken Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca ziyaret ettiği İpek İyi Sözlü'ye şal ve altın hediye etti. İpek İyi Sözlü ailece hem şaşkın hem de tarifi olmayan güzel bir duygu içinde olduklarını söyledi. İyi Sözlü 2 yıl önce koyun işine girdiğini ifade ederek şunları söyledi. Aile büyüklerimiz destekledi. Biz de bu işe girdik. Severek bu işi yapmaya çalışıyorum. Mücadele ediyoruz. Peki ilk kaç koyunla başladınız? Şu an kaç tane koyun? 25 koyunla başladık. Şu anda 50 tane koyunumuz var. Oğuz İyi Sözlü ise konuşmasında... Geç saatlerde gece 2-2.30 arası doğum başladı. İlk kuzusunu kendi yaptı. Daha sonra kendimiz müdahale etmek zorunda kaldık. İçeride 4 kuzu daha varmış. Tabii biz bunun farkında değiliz. 1-2-1-2 derken 3 oldu. Baktık, heyecanlanmaya başladık. Yani nasıl oluyor? Bir tane daha arkasından geldi. Arkasından bir tane daha geldi. 5 tane kuzumuz oldu. Diye konuştu. Çiftin komşuları da bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydederek bakın sevincini nasıl ifade etti. Bunun biz komşunun 5 tane kuzusu olunca gerçekten ben kendimmiş gibi sevindim. Yani bundan bende de oldu ama benimki yaşamadı. Bu bir mucize. Gerçekten güzel bir şey yani. Güzel bir duygu. Akıllı değil mi? Futbol güzeldir fakat holiganlar olmazsa. Edirne'de amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine direnç gösteren 6 taraftar gözaltına alındı. Edirne'de amatör lig karşılaşmasında Keşan Spor'la Kirişhane Spor karşı karşıya geldi. 90 dakika Keşan Spor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona ererken maçın bitiş düdüğüyle iki takımın ve yan tarafta oynanan Yıldırım Spor takım taraftarlarının arasında tartışma çıktı. Bizim arabadan götür. Karşılaşmanın bitmesiyle taraftarların birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. Ayrıca kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 şüpheli ise gözaltına alındı. İki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde stattan çıkarıldı. Daha sonra yaralanan bir taraftar ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Saraçhane Stadı'na gelen bazı taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri ele geçirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bunlar çok çirkin hareketler. Şiddet ve holiganlık ayrıca Türk sporunun ilerlemesine de engel oluyor ne yazık ki. Tekirdağ Spor Lig'in son sırasındaki Modafen Spor'u maçın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.
Tekirdağ Spor deplasmanda ligin sol sırasında yer alan Modafen Spor ile karşılaştı. Kontrol etti ve maç başladı Efe Niyazi'nin vuruşuyla. Rakip alanda baskı yapıyor Tekirdağ Spor. Burak Ceylan derinlemesine bir pas. Mustafa Kuş kalesiyle karşı karşıya. Maçın 35. dakikasında Birol Öztürk'ün attığı kafa golüyle Tekirdağ Spor 1-0 öne geçti. Ceza sahasının orta Birol yükseldi, vurdu ve gol. Gol 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 gol. Dakika 35. Kral Birol Öztürk Hakan Pehlivan'ın güzel ortasını yükseldi ve iyi değerlendirdi. Tekirdağ Spor'u Modafen deplasmanında 1-0 öne geçiriyor. Modafen Spor maçın 40. dakikasında attığı gol ile beraberliği sağladı. Modafen Tunağan, Oktay karşısında. Oktay yerde kaldı, Tunağan ayakta kaldı. Ceza sahası içine Samet. Samet'in vuruşu. Dakika 40, Modafen beraberliği sağlıyor. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısı orta saha mücadelesi ve karşılıklı ataklarla geçti. Seken top, korner. Efe topun başında Aydoğan Kaçmaz işaret verdi. Umut Uysal, seken top. Tunahan. Maç berabere giderken 90+4. Dakikada Birol Öztürk aşırtma bir vuruşla maçın skorunu tayin etti. İleri uzun bir top, Mustafa Akkuş orada, Birol orada, Birol. Birol, kaleci açıldı. Kral vurdu ve gol! Gol 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 gol! Kral Birol Öztürk takımını galibiyete taşıyor. Çekmeköy Alemdağ deplasmanında Modafen Spor karşısında İlyas açıldı. İlyas'ın açıldığını gören Kral Bunur Öztürk üzerinden aşırtırıyor ve Tekirdağ Spor'u 2-1 öne geçiriyor. Tekirdağ Spor deplasmanında maçın uzatma anlarında attığı gol ile maçı 2-1 kazandı. Tekirdağ Spor, Birol Öztürk'ün attığı 2 golle Modafen deplasmanında 2-1 galibiyetle Tekirdağ dönüyor. Trakya Türk TV Modafen Spor Tekirdağ Spor maçı sonrasında Tekirdağ Spor Teknik Direktörü Bülent Daştan'la sıcağı sıcağına bir röportaj gerçekleştirdi. Daştan her maçı kazanmak için çıktıklarını, her maçın çok zor olduğunu belirterek şampiyon olmak için mücadele ettiklerini vurguladı. Her maç zor. Kazanmak güzel şey. Çocuklar sonuna kadar kazanmak için her şeyi yaptılar. Bu konuda düşünüyorum. İnşallah hafta başı kendi ilk görevi 6 puanla alarak kaleye gidiyoruz. Kalan 2 haftada da 6 puan alarak ligin ilk yarısını kapatmak istediklerini ifade eden Daştan, devre arasında takıma takviye amaçlı transfer yapabileceklerini söyledi. Birkaç tane takviyeli. İnşallah sonuna gideceğiz. İnşallah zor olduğu için artık düşme hattında çok bunlar da çok zor olacak. Bunlar olacak. Herkesin de alttan gelmesi, diğer takımların da kimsenin bu işi bırakmaması güzel. Yani güvence bizim için avantaj, dezavantaj değil. Yani biz ne kadar düşünecekse çok nasıl olsun. Biz niye düşünüyoruz? Biz bir şekilde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Şampiyon olacağız. Sayın Daştan'ı da dinledik. Tekirdağ Spor'u en yükseğe taşımak istiyor. Bizler de Tekirdağ Spor'a başarılar diliyoruz. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Mutlu kalın, esen kalın. Bizlerden ayrılmayın.